yüzden parça parça yapıyorum. Bakalım. Devam edelim. Oynat. Oynat topçum. Evet bu bu Rusya. Rusya ekonomik krize girdi. Ekonomik krizde Rusya. Bunu hep anlatıyorum.
gerçek Hristiyanlar var, bir gerçek Yahudiler var, bir gerçek Müslümanlar var. Bunlar şu an dünyada Mason diye takılıyor. Bedevileri de Müslüman, Hristiyan diye gösteriyorlar. Yani burada çakma Hristiyanlar da gerçek Hristiyan olacak anlamında. Yani Meryem Ana'nın temizliğine, iffetine gerçek Hristiyanlar çıkacak anlamında, bu da Meryem Ana iffetli temizli anlamında. Orada da bir cin oynuyor, o cin Müslüman cin. Nereden anladım derseniz, Müslüman olduğun ortasında ışık var, o ışık nurdur. Yani Mehdi gelince bunlar ne? Devlete bağlı insanlar bunlar. Bunları yok edecek, devletleri yok edecek. Bunu gördüğünüz gibi Mehdi yapmıyor, bunu Mehdiyet ruhu veya Mehdi'nin kendi ruhu yapıyor, onu bilemem. Ne dedik, ruh nedir, bunu bir tek. Şeytanlar kaçıyor. Mehdi'nin bu gücünü görünce boş kafada kalkıyor. Mehdi geldi diye orada ki melek de seviniyor, burada da semazen. Bu tabi Mevlana ile alakası yok bunun. Mevlevi ile alakası yok bu. Burada beyazlar içinde saflığı, temizliği belirtiyor. Tüm dinler, Hristiyanlık, gerçek Hristiyanlar gelecek, gerçek Yahudiler gelecek, gerçek Müslümanlar gelecek. Kur'an'ın gerçek anlamı ortaya çıkacak, bunu belirtiyor. Ve İslam dünyaya hakim olacak, diğer diller de ona bağlanacak diyor. İslam öncü din olacak. Yahudi ve Hristiyanlar da onlara tabi olacak, Mehdi'ye tabi olacak diyor. Şimdi yani insanlar diyor ki yani İslam gerçek üstün din falan diyorlar. Yani ama İslam hiçbir zaman gerçek Yahudi veya gerçek Hristiyan'a sen Müslüman ol dememiştir ya. Yani. Allah hiçbir zaman gerçek Hristiyan veya gerçek Yahudiler sen Yahudi Hristiyan ol dememiştir. Hatalarını düzeltmiştir Allah onların. Kendi dinimize, kendi kitabına, kendi şeriatına uyun demiştir. Yani gidip sen gavursun, sen kafirsin, kafanı kesip gel Müslüman ol. Bunları bedeviler yapar, gerçek Müslümanlar yapmaz. Burada da bir cin oynuyor, bu cinin ortasında işte dediğimiz gibi ışık var, bu nurdur. Bu Müslüman cin, yani Müslüman cinler de seviniyor. Müslüman cinler de seviniyor. Ve sonunda Mehdi geldi gelecek. Sonunda Mehdi'ye geliyor. Yani bütün bu düşünceler, olaylar, şeyler gerçeğe dönüşüyor. Yani zaten her olay Mehdi'ye yapılan bir hizmettir. Yani şu anda bir savaş çıksın dünyada, bu biz anlayamayız ama bu yine Mehdi'ye hizmet eder. Her şey dünyada Mehdi'ye hizmet eder. Mehdi'ye geliyor, kilise yıkılıyor. Yani burada gerçek Hristiyanların da Mehdi'ye tabi olacağını anlatmış olabilirler. Kiliselerin artık papazın gücünü kaybedeceğini, onların halifeye bağlanacağını.
Efes'te satanistlerin simgesi piramitler yıkılıyor. İslam'ın simgesi de hilal gelecek. Yani daha artık yeni halife İslam'ın halifesini simgesini ne seçerse yani. Ama o da eski halifeler gibi hilal yeşille bağlaştırır bence. Çünkü Kur'an'da yeşil ve hilal. Zaten hilal oruç aya göre, o yüzden yine eski halifeler gibi yapar.